Merhabalar, ismim Sabiha Zengin. Aslen doğma büyüme Gaziantep'liyim. Evliyim, 3 çocuğum var, ev hanımıydım. Benim bu yemek yapma kültürüm baba annemden ileri geliyor. Baba annem, annem, halam, rahmetli halamdan, baba annemden öğrendiklerimle, teyzelerimden, büyüklerimizden öğrendiklerimizle, kendi yöremizin yemeklerinin aslını değişmeden, birebir orijinalini uygulayarak yapıp sizlere sunmak istiyorum. Bugünkü yapacağımız sütlü zerde. Kendi yöremizin bayram tatlısı, özel günlerde yapılan tatlılarımız. Ben sütlü zerdeyi yapmayı babaannemden, annemden öğrendim. Onlardan görerek, uygulayarak, yaparak bugün sizlere aynısını uygulayarak göstereceğim. Yapacağız hep beraber, göreceksiniz. Gaziantep üremizin şu an sütlaç zerde, astarlı sütlaç zerde dediğimiz tatlısını yapıyoruz. Sütlacımızı yapmak için 1 çay bardağı pirinç kullanıyoruz. Bir miktar su alıyoruz. Pirinçlerimiz suda haşlanarak açılacak. Açıldıktan sonra 1 kilo süt kullanacağız. Diğer taraftan da zerdeye başlıyoruz. Zerdeye de 1 fincan pirinç, 15 bardak su kullanıyoruz. 2 çay kaşığı gül suyu kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı hasbir, 5 bardak toz şeker, üzerini süslemek için fıstık. Hasbir diye bilinir Gaziantep yöremizde, diğer ismiyle de safran diye bilinir. Haşlamış olduğumuz pirinçlerimiz pişti, tane tane oldu. Şimdi şu an sütümüzü aktarıyoruz. Sütümüzü aktardıktan sonra yaklaşık 1,5-2 saat pişme süresi var. Tamamen kıvamlaşıp homojenleşince sütlacımız hazır. Kaseleri alacağız. Şu an sütlacımızın en son aşamasındayız. Pirinçlerimiz tamamen açıldı. Kıvama geldi. Bakar mısınız? Bu şekilde olacak. Altını kapatıyoruz. Sütlaç kaselerimizi alıp servis için kaselerimizi hazırlıyoruz. Sütlaçlarımız zerdeli sütlaç olacağı için kaselerimizi tam doldurmuyoruz. Birer kepçe bırakıyoruz. Sütlaçlı zerdemizin zerdesini hazırlıyoruz. Zerdenin hazırlama aşamasında pirinçlerimiz tane tane olup yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Pişirdikten sonra toz şekerimizi kullanacağız. Toz şekerimizi direkt pirincimizin üzerine bir anda atmıyoruz. Aşama aşama, 3 aşamada atacağız. Pirinçlerimizin tamamen bir anda şekerle buluşup katılaşmaması için, daha böyle ağızda dalgan, lezzetli olması için aşama aşama kullanıyoruz. Şekerimizin bir miktarını alıyoruz. Pirinçle buluşturuyoruz. Biraz kaynağı kıvama gelinceye kadar, daha sonra ikinci atacağız, üçüncü atacağız. 3 aşamada atıp bitiriyoruz. Zerdemiz yavaş yavaş kıvama geliyor. Şimdi şekerin ikinci aşamasındayız. Hasbirimiz ıslamıştık daha öncesinden. Süzüyoruz. Yavaş yavaş hasbirimizi de veriyoruz. Rengine göre hasbirini çok veya az katabilirsiniz. Zerdemizin son şekerini veriyoruz. 3. aşaması. Bundan sonra bir 25 dakika, 20 dakika kaynayacak. Tamamen kıvama gelecek. Ondan sonra kaselere servis için alacağız. Zerdemizin son hali tamamen kıvama geldi. Altını kapatıyoruz.